Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Keyifli günler diliyorum çiçeksever dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisiniz. Keyfiniz, saatiniz, huzurunuz, bereketiniz, neşeniz bol olsun. Bol çiçekli günler diliyorum çiçeksever dostlarım. Bugün karşınıza tüylü telgraf çiçeğiyle çıktım. Tüylü telgraf çiçeğinin bakımının nasıl olması gerektiğini, nasıl çoğaltmamız gerektiğini, nerede konumlandırabiliriz? Tüylü telgraf çiçeği hakkında bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum değerli çiçeksever dostlarım. Buna neden tüylü telgraf demişler? Böyle beyaz tüycükleri var çünkü. Kimisi de buna pamuk prenses diyor. İkisinin arasında renk farkı var. Bunun sebebi bu daha çok güneş alan yerde, bu daha az güneş alan yerde olduğu için değerli çiçeksever dostlarım. Bu diğer telgraf çiçekleri türlerine göre daha dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Mesela pembe telgraf çiçeği daha dayanıksızdır. Güneşi tölere etmekte zorlanır. Ama bu tüylü telgraf çiçeği güneşi güzel bir şekilde tölere edebiliyor. Yani yakıcı güneş olmazsa da güneşi seviyor. Aydınlık ortamda yaşamını sürdürebiliyor. Yakıcı güneş olmayan salon, aydınlık salon bir ortamda da yaşamını sürdürebilir. Kuruya kuruya su veriyorum. Çoğaltımını nasıl yapabiliriz derseniz de dalından kırıp ekebiliriz. Kış mevsimine, sonbahar kış mevsimine doğru bütün yapraklarını döküyor ve biz çiçeğimizin öldüğünü zannedebiliyoruz. Ama bu çiçek ilkbahar ya da sonbaharda da kimi zaman kalabiliyor ve bize fuşya renginde pembe mor rengi arasında küçük küçük çiçeklerini sunuyor. Biz bunları ektiğimizde birer dal olarak ektik. Çok güzel gelişim sağladı. Aşırı suyu sevmiyor. Yani çok dayanıklı bir tür olduğunu söylemiştim zaten. Güneşli ortamları seviyor. Lakin aydınlık ortamlarda da yaşamını sürdürebilecek dayanıklı bir telgraf çiçeği türlerindendir. Çoğaltmasını yapmak istediğiniz zaman bonlarından bir dal kırdığınız takdirde ister kuru toprağa, isterseniz yani toprağa direktmen ekerek de çoğaltabilirsiniz. İsterseniz zamanınız, vaktiniz yok ise suda köklendirip köklerini verdiği zaman yine saksıya alabilirsiniz. Ben bunun toprağını, bahçe toprağını kullanıyorum. Bahçe toprağında da gelişimini gayet güzel göstermektedir. Tabi dilerseniz hazır topraklarda da bakabilirsiniz. Zaten bu tüylü telgraf çiçeği bahçe çiçeklerinden ve balkon çiçekleri arasında yerlerini alıyorlar. Tabi salonlarda da aydınlık ortamlarda da bakabilirsiniz. Farkları ne olur? Güneşte olan daha morumsu renkte olur. Güneşte olan daha dayanıklı, bu daha böyle naif, daha kibar, daha yeşilimsi tonlarda olabilir. Değerli çiçeksever dostlarım, söylemek istediklerim bu kadar. Kış mevsimi olduğunda zaten hani şey oluyor, kuruyor, kendiliğinden öldü zannediyoruz. Ama ilkbahar mevsimi olduğunda kökten yeni sürgünler verdiğini göreceksiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Sizi seviyorum. Daha fazla çiçek videosu için abone olmayı unutmayın. Zili basmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık diyorum.